Bende kimse benim kıyafetime karışamaz. İstediğim yerde istediğimi giyinirim dedim. Ve zaten tek bunları söyleyebildim tekrar tekrar şok etkisiyle. Sonra arkamda genç bir çocuk vardı. O bana yardımcı oldu. O beni savundu sağ olsun. Şey yaptı işte, savundu bayağı. Kavga çıktı zaten sonrasında. Ve her zamanki hani bu zihniyette olan insanlar der ya, açık giyinen insanlar hani tecavüz muhabbeti oluyor ya, hani açık giyinen insanlar sonra tecavüz oluyor, korumadı muhabbeti oluyor. Aynı muhabbet yaptı bu arkadaş. Çocuklar da çok güzel bir şekilde şunu söyledi: biz senin o zihniyetinde değiliz, sen o sapık düşüncedesin. Biz senin o gözle bakmıyoruz, sen öyle bakıyorsun dedi. Sonra o çok güzel lafını aldık. Güzel bir kavga oldu maalesef. Tartışmalar oldu ve olay bitti, dağılındı. Sonra biz tekrardan müziğimizi dinledik. Uzandık, kitabımızı okuduk. Her şey bitti yani. Dağılındı bir anda. Yediremedi galiba kendisine. 2-3-4 saat sonra böyle bir polisler geldi. Hava karardı. Zaten Burcan'ın memur beylerin yanına gitti. Buyurun memur bey, bizim için geldiniz. Hani kız arkadaşımın kıyafeti mi sorun dedi. Memur bey de hayır, kıyafet sorun değil. Zaten kız arkadaşınızın kıyafetinde bir sorun yok. Olsa da zaten bizi ilgilendirmez. Biz karışamayız dedi. Güvenlik bize kız arkadaşınız hakkında şikayette bulundu. Kız